Yani siyasal olaylar İslam tarihinde çok çok fazladır. Çok karışıklıklar var. Başa geçmek, otoriteye olmak maksadıyla çok büyük zulümler yapılmıştır. Zalimlikler olmuştur. Ve kendilerini kutsallaştırmak için de farklı alanlarda alimlerin görüşleri alıp kullanılmış, bunlar sistemleştirilmiş, hakikate uygunmuş gibi insanlara da sunulmuş ya da dayatılmıştır. Siyasal otoritelerin beklentileri doğrultusunda imamları kullanması, özellikle Emeviler bunu çok fazla yapmışlar. Bu tarz yaklaşımlar alimlerin sofra başına oturtulması ya da akçelerle beslenmesi doğrultusunda farklı alanlarda içtihatlar yapılmış, farklı görüşler sistemleştirilerek Müslümanların birliğini parçalamıştır. Müslümanların öncelikle anlam dünyasını darman duman etmiştir. Kader konusu olduğu gibi birçok konularda aynı şekilde ifsat vardır. Fesada uğratma olayı vardır. Yani bu durumu çok iyi tahlil edip görmek lazım. Böylesi olaylar yapılmıştır ve kader Allah'ın belirlediği ölçü insanların elinde çok farklı ölçülüp biçilerek farklı bir kader gömleği oluşturulmuştur. Bu Allah'ın ölçüsüne uygun değildir. Kabileciliğin körüklenmesi, Emir el-Mümin'in başa geçecek idareciler Kureyş'tendir. İdareciler, sizin idarecileriniz Kureyş'tendir tarzı hadisler uydurulmuş ya da kabileciliği kutsallaştırmak, toplum nazarında Kureyşlilerden idarecilerin olması tarzı bir anlam metaforu oluştuğu için artık başa geçen idarecilerin Emevilerden ve onların oğullarının olması toplumsal yapıda zamanla kerhen benimsenmiştir. Zalimlik ve zorbalık sergilendiği için insanlar bu iktidara karşı diktatör yapıya karşı baş kaldıramadıkları için ya da baş kaldıranlar farklı kıyımlardan geçmişlerdir. Kerbela'da bu yaşanmıştır. Harre vakasında toplum kıyımdan geçirilmiş, kadınların sahabelerin ırzına geçilmiştir. Yani bunu yapan sahabeye acımayan, Hazreti Hüseyin'e acımayan toplumda zalimlik ve zorbalık yapan insanlar kişilerin anlam dünyasında da ifsat olayını gerçekleştirmiştir. Bunu görmek lazım. İmamların içtihatlarını mutlaklaştırmak ve içtihat kapısının kapatılması, yapılan içtihatları fıkı dinleştirmek yanlıştır. İçtihat kapısı her daim açıktır. Yani Allah'ın ölçüsü değerlendirilir, bakılır, o ölçü anlaşılmaya çalışılır. O ölçünün daha iyi anlaşılması toplumsal hayatta, siyasal, ailevi, bireysel olarak en iyi şekilde anlamak, hayatın farklı sosyal, siyasal, ekonomik, trafik kuralları gibi değişik alandaki kuralların daha iyi işlemesi için insanların belirlediği belli kurallar vardır. Bu kurallar Allah'ın ölçüsüne ters olmadığı müddetçe alınır, her zaman da kullanılır. Ama Allah'ın ölçüsüne ters olarak ölçüler oluşturulur, bu da Allah'tandır denirse, bu işte bir ifsattır, bu çarpıtmadır. Bunu çok iyi görmek, anlamak lazım. Yani alimleri kutsallaştırmak, putlaştırmak ya da içtihatlarını putlaştırmak, kutsallaştırmak, fıkhi belli kuralları hiçbir zaman değişmeyecek şekilde mutlaklaştırmak, Allah'ın ölçüsüymüş gibi ya da o kapsama getirmek kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir. Bir alanda içtihat yapılır ve o içtihat günün şartları, zamana, zemine göre sıkıntıları giderebilir, çözüm olabilir. Fakat değişen zaman ve zemine göre ihtiyaçları karşılamayabilir, şartlar değişir. O artık bir çözüm üretemezse o durum, o içtihatın değişmesi gerekir. Ve içtihat kapısı her zaman açıktır. Geçmiş dönemlerde var olan deve ile ulaşımın sağlanması, bir yerden bir yere gidilmesi tarzı yolculuklarda belli kurallar belirlenmiştir. Buna göre farklı içtihatlar oluşmuştur. Fakat günümüzde ise var olan ulaşım vasıtaları değiştiği için ve günümüzde çok uzak mesafeler kısa zamanda kat edildiği için, ulaşıldığı için bu alandaki içtihatlar artık geçerliliğini yitirmiştir. Kurallar değişmesi lazım. Bunun gibi birçok alanda
farklı içtihatlar zorunludur. İçtihat kapısı kapanmıştır tarzı söylemler ve dayatmalar doğru bir iddia değildir. O yüzden söylenen belli iddialar, belli metaforlar, fıkhi alanda farklı alanlardaki içtihatlar ve söylemler tamamen dondurmak, tamamen mutlaklaştırmak tarzı yaklaşım doğru ve geçerli bir söylem değildir. Bunu çok iyi anlayıp tahlil etmek gerekir. Kur'an'da işlerin ehline verilmesi, adalet, meşveret teşvik edilirken krallık, krallığın benzeri saltanat anlayışının dayatılması ve yapılanlar baktığımızda kesinlikle siyasal istismarın çok fazla olduğunu, işlerin ehline verilmediğini, adaletin gözetilmediği, meşveretin kullanılmadığını, bir krallık benzeri saltanatın muhkemleştirilmesi, ayakta tutulması ve kutsallaştırılması için birçok argüman kullanılmıştır. Ve bu argümanlardan biri, belki de en etkilisi kader anlayışıdır. Kader anlayışıyla kendi zalimlikleri ve zorbalıklarını, başta kalmalarını kutsallaştırmak için kader anlayışını kendi istekleri ve kendi beklentileri doğrultusunda bir anlam bütünlüğüne çevirmişlerdir. Bir anlam bütünlüğü oluşturmuşlardır. İmamlar Kureyş'tendir. Biraz önce yine belirtmiştik. Ehl-i Beyt kutsallaştırması. İmamlar Kureyş'tendir anlayışı Ehl-i Sünnet tarafından oluşturulmuş ya da Ehl-i Sünnet anlayışı kapsamında yer almaktadır. Ehl-i Beyt anlayışı Şia ekolü içerisinde yer bulmuş. Ehl-i Beyt'in kutsallaştırılması, kutsal görülmesi, aynı şekilde idarecilerin sadece Ehl-i Beyt'ten olacak tarzı iddialar bulunmakta. Bu iddiayı da Allah'ın ayetinde ölçüsünde varmış gibi göstermeye çalışmak da bir çarpıtmadır, ifsattır. Ya da imamet anlayışı, imameti öyle bir kutsallaştırıp bir derekeye getirdikten sonra iman ölçüsü kapsamındaymış gibi göstermek, imanın şartlarındanmış gibi göstermektedirler ve imameti kabul etmemek kişinin inancında eksiklik ya da inansız olmasına neden olur. İmanı kabul olmaz tarzı argümanlar ve iddialar da ifsattır, çarpıtmadır. Nasıl ki imamlar Kureyş'tendir tarzı bir iddiayı dayatmak bir ifsatsa, Ehl-i Beyt ya da imamet anlayışını imanın gereği olarak insanlara sunmak, dayatmak da çarpıtmadır. Yani bu çarpıtmaları görmek, hakikat olmadığı halde hak etmiş gibi göstermek kesinlikle Allah'ın ölçüsünü ters yüz etmektir. Çarpıtmaktır. İnsanların beyinlerini, akıllarını kirletmek, karanlıkta bırakmaktır. Allah'ın ölçüsüne karşı art niyetli olanların çarpıtmalarıdır. Belirttik zaten. Müslümanların birliğini parçalamıştır bu tarz anlayışlar. Ümmetin vahdetini bölmüştür, parçalamıştır. Mezhepler, farklı ekollerin görüşlerine baktığımızda bunlardan birisi Mürciye ekolüdür. Mürciye'ye baktığımızda Mürciye mezhebi ilk olarak 3. Halife Hazreti Osman zamanında kargaşanın çok fazla olduğu, karışıklığın çok fazla olduğu, siyasal olayların ve dalgalamanın çok fazla olduğu dönemde ortaya çıkmıştır. Daha sonra Hazreti Ali ile Muaviye arasında meydana gelen hilafet ve savaşlarda bazı kişiler görüş bildirmekten çekinmişlerdir. Haksız yere savaşmak İslam dininde bir büyük günahtır. Zamanla söz konusu ihtilafların farklı bir yönü de gelişti. Büyük günah işleyenin durumu bu konuda o dönemde yeni yeni farklı görüşlere sahip farklı gruplar oluşmaya başlamıştı. İslam dininin siyasi mezheplerinden olan hariciler büyük günah işleyen bir kişinin kafir yani dinden çıkmış sayılacağını söylemiştir. Haricilerin böyle bir iddiası var. Kesinlikle Allah'ın ölçüsünün dışına çıkan büyük günah işleyen kişinin haksız yere bir insanın öldürülmesini sonucunda o kişinin kafir olacağını hariciler belirtmiştir. İslam dininin bir itikadi mezhebi olan Mutezile ise
Bu kişilerin mümin, inanan olmasalar da kafir de olamayacakları kararına varıp onlar ise iman ile küfür arasında kişilerin arafta kalacağını belirtmiştir Mutezile anlayışı. Büyük günah işleyen kişilerin mümin ile kafir arasındaki bir mevkiye yerleştirmiş ve bu kişilere fasık demiştir, günahkar. Müminlerin geri kalan çoğunluğu ise büyük günah işleyenin günahkar. Günah işlemiş bir müminin olduğunu, günahının cezasını eğer Allah affetmezse çekeceğini ama kafir olarak cezalandırılmayacağını öne sürmüşlerdir. Yani mürciye kişi büyük günah işleyenin akıbetinin ne olacağı konusunda pek bir şey belirtmemiş. Büyük günah işlediğini belirtmiştir. Hariciler kafir olacağını, Mutezile ise mümin ile kafir arasında arafta kalan bir kişi olduğunu belirtmiştir. Büyük günah meselesi sonrasında ya da hilafet konusu, kader konusu gibi değişik konular ile birlikte İslam anlayışında, dinin bütünlüğünde farklı ekoller, mezhepler, meşrepler ortaya çıkmıştır. Görüş farklılıkları sonucunda insanlarda Ehl-i Sünnet, Şia, Mürciye, Eşari, Mutezile, farklı ekoller, farklı mezhepler ortaya çıkmıştır. 5'e 32'ye baktığımızda ise kim bir cana kıymamış ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir canı öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Yani haksız yere masum olan bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir. Çok büyük bir günahtır, çok büyük bir haksızlıktır. Kim de onun hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Yani bir insanı haksız yere öldürmek, bozgunculuk çıkarmak çok büyük bir günahtır, çok büyük bir vebaldir. Büyük bir haksızlıktır. O yüzden Allah ölçüsünde belirtmiştir. Mürciye, amel kafire fayda vermediği gibi amelsizlik de imana zarar vermez demiştir mürciye anlayışına göre. Ama Allah birçok ayetinde Kur'an'da belirtmiş, iman ve salih amel birbirinden ayrılmaz, birbirinden ayrılmayacak bir bütünlük arz etmektedir. O yüzden birbirinden imanla amelin ayrılması eksiktir ve imana zarar verir. Bu iddiası böyle bulunmakta. Kur'an'a baktığımızda Kur'an'da iman ile amel bağlam ilişkisi 360 kez geçmekte. Salihat 180 kez geçmekte. İman amel, iman salih amel Kur'an'da birçok ayette birlikte geçmektedir. İmanla ameli ayırmak yanlıştır. Sadece iman yeterlidir söylemi yanlıştır. Allah çünkü dönüp dönüp belirtmiştir. Kabul etmek yetersizdir. Bir ayette siz Müslim oldunuz, Resul'e bir nevi kişiler serzenişte bulununca Allah da ayet indiriyor, diyor ki siz Müslim oldunuz, siz iman etmediniz, iman kalplerinize yerleşmedi. İmanın kalplere yerleşmesi kabul etmek ve kabul ettiğinin gereği olarak salih ameli kişinin hayatında arttırmak ve Allah'ın ölçüsü kapsamında zihinsel donanımının tam yerleşmesi, tam oturması ve davranış olarak Allah'ın ölçüsünün yansıması olarak kişide İslami davranışların sabır olması, güzelliklerin kişinin hayatında çoğalması, yer bulması, hayatını bir bütün olarak iman ve salih amel kapsamında bir hayatın bütün olarak güzelleşmesi, somut ve güzel davranışların sergilenmesi gerekir. 2.277'ye baktığımızda imana ermiş olanlar doğru ve yararlı işler yapanlar Kur'an'da geçmektedir. İman ve salih amel olması ve arttırılması gerekir. 6'ya 132'ye baktığımızda her birinin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Yani kişilerin kabul etmesi, Müslümanların kabul etmesiyle birlikte artı salih amelleri hayatında çoğaltmak, o güzellikleri hayata yansıtmak gerekir. 13'e 29'a baktığımızda işte mutluluk ve güzel gelecek o inanıp güzel işler yapanlarındır. Hem inanç var, inanmak kabul etmek, hem de güzel işler, salih amellerin kişinin hayatında artması ve çoğalması gerekir. Bu doğrultuda birçok ayet var.
Bir diğer ekole baktığımızda ise cebriye. Cebriye ekolü ise kesinlikle kulu inananı ya da bütün insanları iradesi olmayan, iradesi elinden alınmış olan bir varlık olarak bir nevi ağaçtan düşen bir yaprağın rüzgara tabi olması gibi kişinin iradesini ve eylemlerini ortadan kaldırıp rüzgara tabi bir yaprak misali insanı görmektedir. Detaylarına bakalım. İslam dünyasında Mutezile akımının zıddı bir akım. Mutezile ne kadar özgür iradeye önem verip kader diye bir şeyin olmadığını savunmuşsa, bunlar da tam tersi insanoğlunun yazgısının dışına çıkamayacağını, hayatlarındaki hiçbir konuda inisiyatifleri olamadığını iddia etmişlerdir. Yani insanlar fırtınanın önünde bir saman çöpünden farksızdırlar. Her şey ezelde yazılmıştır tarzı görüşü belirtmişlerdir. Fırtınanın önünde bir saman çöpü ya da bir yaprağın fırtınaya tabi olması, fırtına kişiyi hangi tarafa savurursa o tarzda yazılmış olan kader kişi üzerinde etkisini gösterir tarzı fikir belirtmiştir Cebriye. Kişinin davranışlarını Allah yaratır. Kulun kaderi rüzgara tabi olan bir yaprak gibidir. Kulun iradesi yoktur Cebriye, cebir anlayışı. Allah'ın kitabını tahrip olarak nitelemektedir. Yani Allah'ın kitabında böyle bir ölçü, böyle bir özellik yokken Allah kulunu çok donanımlı olarak vasıflandırmıştır. Kulu üzerinde bir kader levh-i mahfuzda yazılmamıştır. Kul kendi iradesini, aklını hakkıyla kullanır ve Allah'ın verdiği o donanımla Allah'ın kulun üzerine yazdığı kader kişi üzerinde var olan potansiyel donanımdır. O donanım özgün ve özgür iradeyle kişi ilmini de kullanarak tercihte bulunur ve iyiden yana güzel amel sergiler ya da kötüden yana kötü davranışlar sergilerse bu kişinin kendi eliyle, kendi çabasıyla yaptığı kaderdir. Bu kader yazılmamış bir kaderdir. Yazılan kader Allah'ın yasalarıdır. Madde üzerinde, bitki üzerinde, hayvanlar üzerinde, insanın anatomisi, yaratılışı üzerindeki kaderdir. Kişi rüşte erdikten sonra aklını hakkıyla kullanmaya başladığında, akli melekeleri geliştiğinde artık kişi sorumluluk ve yükümlülüğü kendi çabasına bağlı kılınmıştır. Kendi çabası iradesini kullanır, eyleme döker. Bu yaptıkları kendi kaderidir. Hasan el Basri Cebriye ekolüne ne diyor baktığımızda Hasan el Basri Cebriye ekolüne reddiye mahiyetinde kader risalesini yazmıştır. Evet, Hasan el Basri'ye baktığımızda Allah'ın kitabına dayanmayan her görüş bir sapmadır. Allah'ın ölçüsü mihenk taşıdır. Allah'ın ölçüsünü baz alacak, Allah'ın ölçüsüyle Allah'ın verdiği mesaj anlaşılıp ona göre hareket edilmesi ve anlaşılması lazım. İnsan kalkar birbirini öldürür, sonra da buna gerekçe olarak kaderi gösterirse Allah'a iftira etmiş olur. Hasan el Basri bunu belirtiyor. Çok önemli. İnsan kalkar birini öldürür, sonra da buna gerekçe olarak kaderi gösterirse Allah'a iftira etmiş olur. Allah masum bir cana kıymayı yasaklamıştır. Kitabında açık açık belirtiyor. Ayetlerde göstermiş. Masum hiç kimsenin canına kıyılamaz, manına dokunulamaz, ırzına dokunulamaz. Allah masum bir cana kıymayı yasaklamıştır. Allah'ın yasakladığına kader demek şunu demektir. Allah kulunu arştaki kitabıyla cinayete mahkum etmiş ama arzdaki kitabı Kur'an yasaklamış. Bu çelişkidir. Allah'a iftiradır. Allah aynı şeyi hem yasaklayıp hem de kulunu ona mahkum ve mecbur etmez. Bu kesinlikle doğru bir yaklaşım, anlayış değildir. Hasan el Basri belirtiyor. Bunu çok iyi anlamak ve görmek lazım. Önce kulunu bir hükme mecbur edip de sonra kulunu mecbur ettiği o hükümden razı olmaması Allah'a yakışmaz. Hasan el Basri Kader Risalesi sayfa 95-96'da geçmektedir.
Yani Allah bir şey yazıyor ve kul da o yazdığı şeyi dünyada gerçekleştirirse Allah'ın kişiye ceza vermesi, Allah'ın ondan razı olmaması, bu haşa Allah'ın çelişkili işler yaptığını, Allah'ın haşa kendiyle çeliştiğine bir kanıttır, bir delildir. Allah bu tarz iddialardan münezzehtir. Allah kitabında böyle bir şey belirtmemiştir. Bu tarz iddialar kesinlikle yanlıştır. O yüzden her söylenen iddianın